İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mal varlığının 90 milyon dolar aştığını söyledi. Camilerin önünde ne verirsen elinle o gider seninle diye sizlerden para topladılar. Verdikleriniz ta Amerika'ya gitti. Peki siz neden verdiniz? Hayır olsun dediniz. Sevap olsun dediniz. Otel oldu. Villa oldu. Havuz oldu. Peki biz bunun hesabını sormayacak mıyız? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde milyon dolarlık yatırımlarla otel inşa ettirerek lüks tesisler işlettiği belirtildi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez'e göre Diyanet'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mal varlığı 90 milyon dolar Aştı. Çıkarttık Amerikan belgelerini. Meğer milyonlarca dolarlık yatırımlar, şirketler kimin adına? Diyanetin adına. Neler var içinde? Cami var, anladık. Sosyal tesis var, kültür merkezi var, anladık. Peki başka? Otel var, bildiğiniz otel. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Diyanet Merkezi'nin yerleşkesinde cemiyet binası, konuk evi, hamam, konferans salonunun yanı sıra çok sayıda Türk evi de bulunuyor. Merkez yerleşkenin mimari projesine ulaşan Çömez sadece projenin tasarımı için 2 milyon dolar söyledi. Türkiye'deki bir mimarlık firmasına oradaki çizimler için 2 milyona yakın, 2 milyon dolara yakın para ödemişler. Şu anda Amerika'daki, Washington'daki bu müştemilat, bu kompleks 90 milyon dolar. Çömez, Diyanet'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezi içinse 5,1 milyon dolar harcandığını, 2,5 milyon dolar zarar ettiğini söyledi. Diyanet merkezinde çalışanlara ise 700 bin dolar maaş ödendiğini anlattı. Dünya tarihinde yok. Siz 90 milyon dolarlık bir yatırım yapacaksınız. Konut havuzlar, villalar ve zarar edeceksiniz. 2,5 milyon dolar zarar edeceksiniz. Tam 700 bin dolar personel harcaması yapmışlar. Kim bunlar? Kimin yakını? Bilmiyoruz. 9 Temmuz'da NATO zirvesi için Erdoğan Amerika'ya gidecek. Bakalım bu yatırımları beğenip kalacak mı orada? Ultra lüks otellerde mi kalacak? Hep beraber göreceğiz.